Hoş geldiniz değerli konuklar. Sabancı Vakfı'nın Kısa Film Uzun Etki ismiyle düzenlediği kısa film yarışmasının ödül törenine hepiniz hoş geldiniz. Bu gecenin, bu ilk gecenin heyecanını bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Bu yıl ilk kez düzenlenen Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'nın teması mülteci kadınlar. Yarışmaya mülteci kadınların sorunlarını ele alan 126 kısa film başvurdu. Ön jüri değerlendirmesiyle bu filmlerden 15'inin yer aldığı finalistler belirlendi. 15 kısa filmin sahibi sanatçıları alkışlarınızla salona davet etmek istiyorum. Jürimiz çok çalıştı, büyük bir emek verdi. Jüri üyelerini daha fazla bekletmeyelim. Ve onları da alkışlarınızla salona davet edelim. Bu gecenin ev sahibini dinleyelim. Alkışlarınız Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Güler Sabancı için. Değerli sanatçılar, değerli jüri üyelerimiz, saygıdeğer konuklar, değerli finalistler, evet ben de en az sizler kadar heyecanlıyım. Değerli basın mensupları, evet sevgili dostlar, karlı ve soğuk bir günde ama güzel bir başlangıç için, Sabancı Center'a geldiğiniz için, davetimizi kabul ettiğiniz için hepinize sonsuz teşekkürlerim var. Sabancı Vakfı olarak yeni bir yola çıkıyoruz. Yeni bir projeye başlıyoruz. Heyecanlıyız. Hoşgörünüze sığınıyoruz o anlamda. Bu heyecan ve inançla çıktığımız bu yolda bizi yalnız bırakmadığınız için tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'nın ödül törenindeyiz. Biraz önce de söylendiği gibi, bildiğiniz gibi Sabancı Vakfı olarak uzun yıllardır Türkiye'nin toplumsal kalkınma ve gelişmesine katkı sağlayan çalışmalarla kesintisiz olarak faaliyet gösteriyoruz. Faaliyetlerimizin odağında kadın, genç ve engelliler var. Onların yaşadığı sorunlara çözüm bulmak, toplumsal hayata katılımlarını artırmak için çalışıyoruz. Charles Darwin'in bilim ve sanatın önemini ifade ettiği çok sevdiğim bir sözü var. Bilim ve sanat bir kuşun iki kanadı gibidir. Bu iki kanadı kullanabilen toplumlar uçar ve özgür olurlar. Biz de Sabancı Vakfı olarak çalışmalarımızla toplumun bu iki kanadının güçlendirilmesini amaçlıyoruz. Son 10 yıldır hibe programları yapıyoruz ve hibe programlarıyla toplumsal gelişmeye katkıda bulunuyor ama daha önemlisi toplumsal gelişmenin anahtarı olan sivil toplum örgütlerinin gelişmelerine, kapasite artırmalarına destek olmaya çalışıyoruz. Toplumsal kalkınma ile ilgili geliştirilmesi gereken konularda ilk adım hiç şüphesiz ki geniş kitlelerde farkındalık yaratmakla başlıyor. Sosyal meselelerin sanat yoluyla ele alınmasının da konunun geniş kitlelere yayılmasında çok etkili olduğunu görüyoruz. Bu konulardaki deneyimimiz, ki birkaç deneyimimiz oldu ve değerlendirmemiz sonucunda Sabancı Vakfı olarak uzun soluklu bir sanat projesine başlamayı arzu ettik ve bu kararı aldık. Kısa Film Uzun Etki ismiyle kısa film yarışmamızın hazırlıklarına başladık. Kısa film yarışması ile toplumsal sorunların sanat aracılığıyla, sanat yapanlar, yaratanlar aracılığıyla ele alınmasını sağlamak, sinema sanatının yaratıcı bakış açısından yararlanarak farkındalık ve bilinç oluşturmayı hedefliyoruz. İlk yılında yarışmamızın temasını mülteci kadınlar olarak belirledik. Araştırmalar gösteriyor ki dünyadaki mülteci nüfusunun %70'i kadınlar ve çocuklardan oluşuyor.
zorunlu sebeplerle ülkelerini terk eden kadınlar çeşitli saldırı, şiddet ve tehlikelerle karşı karşıya kalıyorlar. Mülteci kadınların ve tüm kadınların tehlikelerden korunması ve eşit haklara sahip olması için harekete geçmek gerektiğini bir kere daha görüyoruz. Bunun ilk adımı da yaşanan sorunları görünür kılmak ve bu sorunların herkes tarafından anlaşılmasını sağlamaktan geçiyor. İşte sinema, işte sinema sanatı orada devreye giriyor. Biz de Sabancı Vakfı olarak mülteci kadınlar temasını belirtirken tam da bunu yapmak istedik. Sanatçılara, onların ifade gücüne ve yaratıcılıklarına duyduğumuz güvenle ortaya çıkan kısa filmlerin çözüme giden yolda bir adım olmasını temenni ediyoruz. Değerli konuklar, yarışmamızın ilk etabını başvuru yapan yönetmenlerin büyük desteği sayesinde başarıyla tamamladık. Yarışmaya katılan tüm sinemacılara huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Mülteci kadınlar temamızın sözcüsü olmayı kabul ederek bizi onurlandıran, yarışmacılarımıza ilham kaynağı olan, dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı ve yazar sevgili Reza Deghati'ye, birbirinden çarpıcı ve değerli filmler arasında bugün burada ödül alacak filmleri belirleyen sevgili jüri üyelerimiz Ebru Ceylan'a, Emin Alper'e, Giy Selingman'a, Stefan Arseneviç'e, Tuğba Büyüküstün'e sonsuz teşekkürlerim var. Yarışmamıza katılan değerli yönetmenler, bu gece biraz önce hep beraber geldiniz. Bu gece belki 3 filmle ödüllendireceğimiz bu yarışmada başvuran her bir film bizim için çok kıymetli. Bütün bu başvuruları tek tek tebrik ediyorum. Hele siz finale kalan bu 15 filmi yürekten tebrik ediyorum. Bu çalışmayı sadece bir yarışma, sadece bir finale kalanlar ve ödül alanlarla da sınırlı bırakmak istemiyoruz. Bu sebepten de sürekli daha iyisini aramak, bu sanatta da daha ileriye gitmek ve bunun için de son 2 gündür ustalar ile sinema sanatına gönül verenleri bir araya getiren bir projede gerçekleştirildi bu süreçte. Sinemanın ustaları yarışmaya başvuranlarla deneyimlerini paylaştı ve onların iletişim ağını geliştirdi. Kısa bilim platformu buluşmaları diyoruz buna. Kısa film platformu buluşmaları adını verdiğimiz bu paylaşımlarda öğrenilen deneyimlerin, yönetmenlerin ve bundan sonraki film yapımlarında da olumlu yansımaları olacağına inanıyoruz. İnşallah bu yolculukta hep beraber daha ileriye gidecek, daha iyilerini göreceğiz. Bu vesileyle değerli bilgilerini genç sanatçılarla paylaşan ustalara da ayrı ayrı tek tek teşekkür etmek istiyorum. Mülteci kadınların sorunlarını görünür kılan bütün filmlerin, mülteci kadınların sesini dünyaya duyurmak için kısa ama etkili birer araç olacağına tüm kalbimle inanıyorum. Bu projenin geliştirilmesinde ve bu gecenin hazırlanmasında çok insanın emeği geçti. Geçen hafta, geçtiğimiz aylar çok yoğun çalışmalar oldu. Şimdi müsaade ederseniz, başta vakfımız genel müdürü Zerrin Koyunsağan olmak üzere tüm Sabancı Vakfı'ndaki ekibine ve yine o olmadan olmazdı dediğimiz sanat yönetmenimiz Zeynep Atakan'ın ve onun kıymetli ekibine ve ayrıca bu geceyi bizim için düzenleyen dostumuz Yekta Kara'ya bir kez daha sizlerin huzurunda ve sizlerin adına teşekkür ediyorum. Ve sizlere bu önemli yolculuğumuzun ilk durağında, ilk başlangıcında bizleri yalnız bırakmayıp geldiğiniz ve bu gecemizi paylaştığınız için bir kez daha teşekkür ederken
genç bilimcilere, genç katılımcılara bu cesaretleri için bir kere daha hepiniz adına teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz tekrar. Bu yıl, bu ilk yılda jüri finale kalan eserlerden bir tanesini mansiyon ödülüne layık gördü. Mansiyon ödülünü takdim etmek üzere yarışmanın sanat yönetmeni Zeynep Atakan'ı sahneye davet ediyorum. Evet, Bir Hayatlık Göz, Beyza Kaya, Melih Can, Dürser. Bir Hayatlık Göz. Öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum kendi adıma, Zeynep Hanım'a, Sabancı Vakfı'na, Ece Hanımlara. cidden çok önemli bir gece benim için. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben de öncelikle Sabancı Vakfı'na bu şans bize tanıdıkları için çok teşekkür ederim ve Zeynep Atakan'a. Bu konu bizim için çok önemliydi. Yani size bir şeyler, yani bir şekilde dokunabildiysek çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Üçüncülük ödülünün sahibini açıklamak ve ödülü takdim etmek üzere Reza Deghati'yi sahneye davet ediyorum. Sınır. Sınır, Ali Rıza Erdemir. Erdemir. Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması ilk senesinde üçüncülük. Gerçekten çok teşekkür ederim Sabancı Vakfı'na, Zeyno Film'e. Çok teşekkür ederim. Ben bu filmi tek başıma çekmedim, onlarla birlikte çektim. Onlara çok teşekkür ederim. Hepinize çok teşekkür ederim. İkincilik ödülünün sahibini açıklamak ve ödülü teslim etmek üzere de sahneye Sabancı Vakfı Genel Müdürü Sayın Zerrin Koyunsağan'ı davet ediyorum. Evet, ikincilik ödülü Penaber, Ramazan Kılıç. Ramazan Kılıç, Penaber'le geliyor. Öncelikle burada olmaktan çok mutluyum. Bu bizim ilk ödülümüz. Gerçekten bu filmde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Başta görüntü yönetmenim Usama Sekiz kardeşi olmak üzere. Daha sonrasında Sabancı Vakfı'na, Zeyno Film'e, Zeyno Film'in ekibine. Şimdi artık heyecan dorukta. Çünkü bu uzun maratonda, uzun çalışma sürecinin sonunda birinci olan eserin açıklanma zamanı geldi. Ödül alan eseri açıklamak ve ödülü takdim etmek üzere Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Güler Sabancı'yı alkışlarınızla Duvar, Mustafa Koray Polat. Mustafa Koray Polat, Duvar filmiyle. Bu benim ilk filmimdi ve burası için bu filmi yapmıştım. Ve yani aslında böyle bir şey beklemiyordum ve çok mutluyum. Filmde Necda ablanın 4 çocuğum var, onları yaşatmak istiyorum dediği anı duydum. Bu ödülü Necda ablanın çocuklarını yaşatması için kullanacağımı belirtmek istiyorum. İçiniz rahat olsun. Çocuklarını yaşatan, yaşatmak için mücadele veren bütün anneler gerçek kahramanlar. Bu ödülü de onlar için alıyorum. Mustafa Koray Polat. Bir kez daha genç sinemacılara katılımları için teşekkür ediyorum. Siz değerli misafirlere katılımınız için teşekkür ediyorum. Gelecek senenin temasını değerlendirirken, seçerken yine sadece ülkemizde değil, dünya boyutunda bir toplumsal sorunun, bir toplumsal yaranın üstüne basmak istedik. Evet, gelecek senenin kısa film yarışmasının teması çocuk işçiler.